Selamlar herkese. Uçan Doktor ben. Yeni bir Medieval Dynasty videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Maceramız yine her zamanki gibi kaldığı yerden devam ediyor. Şöyle bir bakıyoruz. Bir önceki bir bölüm biliyorsunuz ki ne yapmıştık? Köyümüze hayvancılığın temellerini atmıştık ve resmen artık hayvancılığa girmiştik ve buradaki horozları, tavukları köyümüze katmıştık. Onların ihtiyaçlarını karşılamıştık. Şimdi sol üstte bir bildirim görüyorum. Ne var? Bizimkiler açlar. Neden yiyecek bir şeyiniz yok acaba? Çünkü yemişsiniz her şeyi. Hemen ilgileneceğim. Hemen şöyle. Şuradan daha rahat yaparız. 30 saniye hemen pişirelim. Bugün son günümüz. Mevsim atlayacağız. Diyeceğim de neden son günümüz onu anlayamadım. Biz ayarlardan 5 günü seçmemiş miydik arkadaşlar? Seçmiştik. Bugün sonuncu gün mü yoksa o bir sonraki sezon mu aktif olacak? Bu arada hem açım hem susuzum, ölüyorum. Şuradan her şeyi mi oraya verdik? Evet, her şeyi oraya verdiğimiz için biraz da kendimize kızartalım. 10 tane kızartacaksak yeterli gibi. Yetmedi ama şimdilik problemimizi çözer. Daha sonra zaten bir şeyler yapacağız. Şöyle bir bakalım. Ben şeyi anlamadım. 5 gün geçirdik mi bu arada ya? Dikkat edemedim ben ama. Hayır, 3. gün diyor. Ve mevsimin sonu arkadaşlar. Neden böyle oldu? Oyunu özelleştir. 5 gün yapmıştık. Galiba olmayacak ama neyse. Hemen şu tarlalara bakacağım. Madem bugün sezonun son günü görünüyor. 3 bizimkiler havuç ekmiş mi diyecektim ki ekmişler. Tamamını ekmişler mi? Evet, tamamını ekmişler arkadaşlar. Sıkıntımız yok. Burası ne? Buğdayda ekili, havuçta ekili. Pardon. Evet, şimdilik ihtiyaçlarımız tamam gibi. Bu mevsim bitecekse görevimiz vardı bizim. Bunları yetiştiremeyeceğiz demek mi oluyor arkadaşlar? Kürklü botu hemen kürk avlamıştık. Hayvanları kürk elde etmiştik aslında. Kürklü bot. Açamıyoruz ki, taslak satır alamıyoruz. Ayrıca 16 istiyormuş. Bizde 10 var. Bu görevler yalan oluyor arkadaşlar. Maalesef. 8729 hanedan şöhretimiz. Bu arada 40'ta 38 olmuşuz. 40'ta 38. Şu ayı görevini yapmamız lazım ki bir an önce 50'ye çıkaralım. Yavaş yavaş artık şey limitimizi de doldurmuşuz. O kadar çok ev yaptık ki arkadaşlar. Maalesef. Şimdi şöyle bir de bunu açalım. 8 tane kumaş üretecektik. Bunu ne içindi?
Nerede vardı hatırlıyorum, bir şey daha vardı. Pazar içinde, evet hatırladım. Pazar içinde. Hemen pazara gidelim arkadaşlar. Evet, artık bir pazarımız mevcut. Şimdi bunları hemen böyle tek tek yapmayacağım. Ya da şöyle yapalım. Kaç tane kaptan yapıyor? Peki yıkmaya kalksam hepsini bir kere de mi yıkacak? Yoksa tek tek mi yıkacak? Evet, tek tek yıkıyor. Süper, tamam. Niye? Çünkü mesela şunu yıkalım. Buraya kapı koyarız. Şunu mesela. Buraya kapı koyarız. Gerisi sıkıntı yok gibi. Mesela şunu yıkalım. Buraya kapı koyalım. Bu atın girişine de iki tane kapı koyalım. Bu köşeler şimdilik kalabilir. Bir de eşeğin girişine kapı koyalım. Bir de buraya kapı koyabiliriz. Şimdilik bunlar böyle dursun. Arkadaşlar, bizim yapmamız gereken saatte günü bitiriyoruz neredeyse. Göreve yetişemeyeceğiz maalesef, o iki görevi. Ben 5 gün yaptım diyorum ama 3 günde kaldı. Bu niye böyle oldu? İnanın bilmiyorum. Sonradan değiştirebiliyoruz diye biliyordum. Görevleri yapmak için uğraştık. Hatta yaptığımız görevler de var. Ama maalesef bu boşa gidiyor. Bugün mevsim biteceği için yetişemeyeceğiz. Aniden şöhreti kaybedeceğiz biraz. Bakalım ne kadar kaybettirecek. Onu da göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik şöyle ineyim hemen. Hadi bugün uyuyalım. Değil mi? Bunları geçelim. Yapacak bir şey yok. Onun haricinde yönetimde bir problemimiz yok. Herkes çalışıyor demek isterdim. Hayır, çalışmıyor. Şimdiki şöyle bir şey var. Şu arkadaşı nereye? Yeni yer yaptım. Nereye yaptım onu arkadaşlar? Mutfak değildi. Ha, pazarki 3'müş. Şöyle, ne istiyor bu? Diplomasi istiyor. Diplomasisi 3 olup herhangi bir şey 3'ten aşağıya verdiğim var mı? Yok arkadaşlar. Tamam. Diplomasi 3 olan bunların hepsi 3 zaten ya. Kendi şeyi. Bunu da hadi diplomasiye vereyim. Yani pazara. Peki pazar evini biz ne satacağız? Pazar nerede görünüyor? Hizmetlerde görünüyor. Pazar tezgahı buradan atanmamış diyor. Ne satacağımızı nasıl öğreneceğiz? Atamaları yönet. Yok, böyle değil. Mal türünü değiştir. Ha. Atanmamış araçlar, giysi. Ne satalım arkadaşlar? Giysi satamayız. Yemek, ot da satamayız, değil mi? Ot olmaz. Ot olmaz. Mal türünü değiştir. Yemek olabilir sadece diye düşünüyorum. Onu da ne satar? Hiçbir şey olmadığı için közde pişirilmiş. Hadi.
de el salısı. Yok, bunu satmasın. Şöyle yapalım. Bu dolu kova. Hayır, bunu bırak. Saat kaçtı? Hala zamanımız var. Dur bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Bakalım nasıl olacak. Kova üreteceğim arkadaşlar. Kova üreteceğim ve onunla satış yaptıracağız. Bakalım köyün merkezinde bizim arkadaşlar neler toplamışlar. 204 kütük, 40 kürk varmış bu arada. Bugün birçok şey toplamışlar aslında. Şöyle de bir bakayım. Taş balta ihtiyaçları var yeni sezonda. Hemen şöyle taş baltayı bir 5 tane daha yapalım. Ne yapacağım? Çok fazla kova ürettim aslında. Şimdilik onları daha doğrusu üreteceğim. Bu ürettiklerimle birlikte seviye atladık. Süper süper. Tabi 300-400 tane şey ürettik bir anda. Hazine avcısı diyor. Kazı uzmanı hammadı. Katır. Kil çukurlarını hadi verelim. Bunu tamamlayalım. Bir de dikkatli madenci diyor. Kaynaklardan %100 daha fazla maden çıkaralım. Güzel. Şimdilik hemen şuraya geliyoruz. 989 tane mi? 494 tane. Hadi yapalım. Şimdilik bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuraya gelip kovaları ne oldu? Oo, taşıma kapasitesi doldu. O zaman bir çözümümüz daha var. Bunların hepsini geri alıyoruz. Bunların hepsini geri alıyoruz arkadaşlar. O zaman bir dakika. Şöyle bir şey bakacağım. Bir tanesini bir tane bir su doldururuz. Şöyle bakıyorum. Şimdi su dolu kovana kadardan gidiyor. Yarısı 15'ten gidiyor. Peki bizim kovana nereden gidiyor? Bu da 15'ten gidiyor. Aynı çok bir mantığı yok. Ama yemek deposunu doldurmuyoruz. Orayı sürekli boşalttığımız için bunları 498 tane su dolu kova yaparsak bunları yavaş yavaş bu arkadaş satar. Hatta 2 tane yapıp bunları köy köy ben artık gezdirmek zorunda kalmam arkadaşlar. Şuraya yanına bir tane daha yapıp hatta 2 tane daha yapıp hemen tekrar şöyle yönetim binasına geliyorum. Oradan bu değil hükmetlerden buradan su dolu bunun tamamı. Közüp yemeği karıştırma. Niye olmuyor? Ha sıfırmış zaten pardon. %100 sadece su dolu kova satsın istiyorum. Bence okeydir.
Ne dersiniz? Hatta dur, saat kaç? 22:59. Aa, bir dakika. Tüm şeyleri ben harcadım ki, değil mi? Odun, modun ne varsa harcadım. Yeni bina pek mümkün olmayabilir arkadaşlar. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Tamam. Burayı saldık. Bugünlük uyuyoruz. Ve mevsimi bitiriyoruz arkadaşlar. Yeni sezonda görüşmek üzere. Niye yeni sezon oldu, bir sonraki mevsim oldu onu da bilmiyorum. Normalde ben 5 belirlemiştim. Evet. Görevlerimiz başarısız oldu. Tabii ki hanedan şöhretimiz 10 düştü. Neyse, ben çok daha fazla düşer diye düşünüyordum. Hanedan 10 düşmesi çok da sıkıntı değil arkadaşlar. Bina 39 oldu. Vergi öde. Ay, kaç vergi isteyecek benden? 3256 vergi istiyor arkadaşlar. 3256. Bizde kaç var? Maalesef. Maalesef. Çok küçük. Şöyle bir şey düşünelim. Şuraya gel. Buradan değil ama. Bu arkadaş, biz buna su dolu kova verdik ama günde kaç tane satabileceğini nasıl öğreneceğim? Yani bu kadar 400'ü gerçekten kendi başına yeterli sayıda satabilecek mi, yoksa ben hala gidip satmam mı gerekiyor mesela? Bir günde 20. 300 sikke alacakmış. 15 sattığını düşünsek. Evet, 20 tane. O zaman bir günde 20 tane satacak. Ya biz 400 tane yaptık. Bir sezonda falan sat. Aa, bunun satması mümkün değil bu kadar şeyi. 23 günde bitiyor. 60 tane falan satacak. Biz 400 tane falan yaptık bir sezonda. Bir anda. O zaman arkadaşlar, yine maalesef bu arkadaş yetiştiremeyecek. Biz nereye koyduk bunları? Su dolu kovalar nerede? Ha, bizdeymiş zaten, buraya vermemişiz. Şöyle 60, hadi 5 gün olursa bu sezon 100 tanesini buraya koyalım. Bu arkadaş satsın. Geriye kalan 400'ü de gidip biz satacağız artık. Çok para yalnız, çok güzel. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyi konumdayız. Şu an hemen sol üste bakıyoruz. Herhangi bir bildirimimiz yok arkadaşlar. Köyün genel durumu en azından ihtiyaçlar anlamında güzel. Şimdi köy içerisinde bazı görevler var. Hemen onları yapabiliriz arkadaşlar. 10 puan kaybetmiştik biliyorsunuz. Hello. Hemen onu geri. Ne diyor? Ev yemek. Evde inşa çekecek. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Neş çekici istedim benden. Peki. Baka çekici elimde vardı. Diğer sezon için yapmıştık ama kısmet sanaymış. Hani ben şöhretini 100 geri aldık. Güzel, puan kaybetmiştik. Geri telafisini hemen yaptık arkadaşlar. Şimdi bir tane daha burada görev vardı. O da buradaki arkadaşımızdan alacağız. Bakalım ne istiyor bizden. Nasıl yardımcı olabiliriz? Bir ağacı diyormuşsun. Evet, bahsedelim. Daha iyi ağacısın. Var mısın kapışmaya? Tabii ki.
Tabii ki. 5 saatin var diyor. Kapışalım bakalım. Kim daha iyi avcıymış? Rakip gibi rakip diyor. Geyik ve erkek domuz. 5 saatte 4 tane avlayacağız. Bu arada benim arbaletim ne durumda? Arbaletim çok güzel. Dayanıklılığı çok iyi arkadaşlar. Problemimiz ne peki? 9 tane okumuz kalmış. Oku biraz idareli kullanmam lazım. Şöyle yapalım. Şimdi görev değil. 5 saat verdiği için hadi erkek domuz ve geyikti değil mi? Erkek domuz burada var. Gider avlarız. Geyiği de buraya gider avlarız. Burada yakında var mı? Yok. Tamam, sıkıntı yok. Hallederiz. Peki görev var mı yakınlarda? Göreve doğru gidiyorken yol üstü. O zaman şöyle yapacağız. Burada görev varmış zaten. Buraya gidip avlayıp şöyle yapalım. Gidip geyik avlayalım. Tutki'ye doğru giderken eğer bir anda baktık belki de 4 tane geyik burada buluruz. O zaman buraya gelmeye gerek yok. Hem de bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Hadi yol arkadaşım. Gel bakalım. Yoldaşım benim. Bu arada solda yukarıda bir hata aldık. Ne hatası? Tavuk kümesi. İşçi yok, hayvan yok. Hayvan nasıl olmaz arkadaşım? Hayvanımız var ve bunlara yem verdik. Problemimiz yok. Böyle bir hata almamış olmamız lazım. İşçi yok diyor. Niye yumurtaya? Ha, yumurtaları galiba toplamaya işçi yok. Peki verelim. Boşta arkadaşımız var nasıl olsa. Şöyle. Hepsi 2 mi? Yok. Şunlar. Mesela şu arkadaşı. Bu arkadaşı at değil. Tavuk kümesine bakıcı olarak belirleyelim. Ve yumurta toplasın. Onun haricinde tekrar diğer şeylere bakıyorum şimdi. 3 kişi kalmış. Kuyuya koymayacağız tabii ki. Ben hallediyorum. Hatta çok fazla su koyduk. Gerek yok yani. Atölye. Geç. Demiren. Ya, üretim aşamalarının şuradaki bildirimlerin tamamını kapatabiliriz. Hizmetlerde bunu tamam yapacağım zaten. Ahıra da gerek yok arkadaşlar. Tamam. Okey. Şimdi ne yapıyoruz? Gidip geyik avlıyoruz arkadaşlar. Ava çıkıyoruz. Şurada ağaçlarımız yavaş yavaş büyüyor. Çok tatlı. Aa, daha ağaçlar ekmedik. Gün gelecek. Ağaçlara da 80 metre diyor. Geyikleri korkutmak istemiyorum. Karşıda bir tane gördüm çünkü. 3'e aldım. Duracak mısın? Hayır, öbürü kaçtı. Neyse, o kaçar artık. Durmaz. Bir. Aha, karşıda gördüm. Bir tane, iki. Aha, sağda var. Eğiliyorum. Ses çıkarmadan. Hareket etmezsen sevineceğim. Güzel. İki oldu. Arbalet demir birleşimi arkadaşlar tek atıyor gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. İyi, burada bu kadar. Aha. Sadece burada bu görevi tamamlayabileceğiz arkadaşlar. Tamam, bitti. Yani arbalet muhteşem bir şey değil mi ya?
fake atıyor arkadaşlar. Okla değil, direkt paraya kıyıp arbalet almamız çok işimize yaradı. Çok çok. Tamam. Atım geldi. Köye döndüğümüzde arkadaşlar konuşuyoruz. Şimdi buradaki görevi yapalım. Umarım geyik abla demez. Geyik bırakmadık çünkü ortada. Avcılık yeteneği çok iyi. Tarımda çok iyi. Balıkçılık ve zanaatkarlık da çok iyi. Bunların bence şu ikisi de iyi arkadaşlar. Bunların ikisini de alıp bunlara bir ev yapabilirim. Ne dersiniz? Bunların aynen ikisini de alıp bunlara bir ev yapabiliriz. Hadi yapalım. Hadi gel köyümüze hoş geldin. Hadi gel köyümüze hoş geldin. Size ev yapacağım. Bu arada sattığım mallara bir bakabilir miyim? Hayvan yemini alıyorum arkadaşlar. Alıyorum derken bir tane alabildim. Niye? Çünkü param yok arkadaşlar. Param yok. Su dolu kova. Neden 14? Kovanın kendisi 30 yazıyorken bu yarı fiyatına satıyoruz. Kovaları su doldurmayın arkadaşlar. Bayağı şu an zarar ettik. Yarı yarıya zarar ettik. Neyse. Sağlık olsun. Sağlık olsun arkadaşlar. Başka ne alabiliriz? Gübreye falan gerek yok. 1250 yiyiz. Altınımız, sikkemiz oldu. Başka ne yapabiliriz? Düşünüyorum. Başka bir şey yapamayız. Burada görev vardı, ona gelmiştim. Rica ediyorum. Basit bir görev verirsen çok sevineceğim. Yardımcı olabilir. Ne yardımcı olalım sana? Çok fazla ağaç var benim için. Peki. Ağaç kesme görevini bu arada yalan yok sevmiyorum. Niye? Çünkü çok fazla zaman alıyor. İkincisi artık demir ve bronz baltalarım yok. O yüzden yavaş yavaş kesiyoruz. Bakalım. Ağaç kes. Yalnız ağacı burada kes demiyor. O yüzden ben köyümün oradaki hem de tarım alanları açacağım yerdeki yerleri kesersem yine buraya yem almaya uğrarken bu görevi tamamlarım arkadaşlar. Hemen şöyle göreve geliyorum. Görev yerimiz burası. Ekstradan bir şey almaya gerek. Bir dakika. Şöyle. O görev aldığım kişiye yalnız o zarar verecek olsam biraz. Değil, neredeydi? Aman Amanda'ya sattık. Başka kimse yok mu? Dışarıda değil mi? Şu ileride şey vardı. Arkadaş. Burada olmalı. Avcı kulübesi. Hadi bakalım. Sattım onlara. Su dolu kova. 2400 oldu. Buradan başka bir şey alabilir miyim? Alamam. Gerek yok. Alırım da. Gerek yok arkadaşlar. Şimdi gel bakalım. Köyümüze geri dönelim. Koştur koştur gidiyoruz. Çok hızlı atımız ya. Resmen bak diğer köyden bu köye staminası bitmeden gelebiliyor arkadaşlar. Hatta yarılanmıyor bile. Bir de bizim işte köyü buraya seçmemizin avantajı çok fazla olmadı mı? Her yere çok hızlı seriden gidebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi görevleri arkadaşlar almıştık. Nasıl gidiyor işler?
Başardık. Hadi bakalım. Şimdi geldik. Tavuklar hala çıkıyor. Niye? Çünkü çitleri yapmadık. Sen ne yapıyorsun? Besici. Tavukları yemliyor. Çok güzel. Ama bunları dışarıda değil, şu alan içerisinde ileride yapmalarını istiyorum. Şuradan malzemeleri alalım. Bu arkadaşlara, yeni aldığımız iki arkadaşa ev yapacağız arkadaşlar. Kütük 170 sikke kazanmış. Güzel. Yavaş yavaş satıyor demektir. Taş yok mu taş? Şimdik gelelim eve. Bir tane daha ev yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir bakalım taşımız nasıl. Taşımız çok fazlaysa 298. Evet, büyük evden yapacağız arkadaşlar. Büyük evden yapacağız. Bu arada bunlara ek, şuraya bir tane daha ev yapabilirim gibi geliyor. Taşımız çok olduğu için hadi gelin, güzel büyük bir, tam dibi dibe değil. Aslında kendime bir malikane mi yapsam? Şöyle bir yere. Geniş alan, çitlerle etrafı hafif çevrili. Yok, daha şu an onlara girmeyelim ya, dur. İleride kendime güzel bir malikane tabii ki yapacağım arkadaşlar. Ya şöyle yüksekte durmalarını sevmiyorum bu arada binaların. Şöyle. Öyle iyi ya, neyse. Şimdi bu neydi? Çubuk değildi. Bunu nasıl yapıyorduk? E'ye basıyorduk. Duvar, taş duvar. E'ye basıyorduk. Pencere varsa yukarıdaki sağdaki yapıyorduk. E'ye basıyorduk. Sol sağ. E sol sağ. Bu E yukarı sağ. Bu E sol sağ. Evet, biraz hızlanıyoruz. İçeriden. Kolonlu içeriden yapmak daha basit. Kalas lazım. Yine kalas lazım. 20, 40, 60, 80 kalas lazım. 80 içinde 40 tane tahta lazım. Atım neredesin? Atımı getirin bana. Biraz seriden hareket edelim ki. Pardon, müsait. Yine müsait bir alan bırakır mısınız bana? 20'den değil, 40. 40 tane yapalım. Ev tam olsun. Başka bir şey kullanırım diye şu an hepsini harcamıyorum. Yeni binalar yapabiliriz. Çünkü yakmalık odun ihtiyaçları olabilir mesela. O yüzden şu an tavuklara bak. Tüm materyallerimi bitirmeyeceğim. Sadece ev yapacağız. Bayağı kaliteli oldu yalnız ya. Evet, evimiz hazır arkadaşlar. Hadi yeni gelen arkadaşlarımızı buraya yerleştirelim. Okey.
Şimdi soldaki üstteki bildirimlerin bir anda gitmesi lazım. Evet, güzel. Bunlar da yerleştiğine göre. Şimdi gelelim bir diğer mevzuya. Bir diğer mevzu ne peki? Şöyle bir bakıyorum. Başka hatalar da almışız. Ne yapmıştık? Evet, şu şeyi tamamlayalım ya. İkinci pazarımızı tamamlayalım. Çünkü bu kadar şeyi satamıyoruz. Ne lazım? Kalas lazım. 3 kalas içinde. Sen. Evet, bunu yiterseniz bu gidemiyor arkadaşlar. Burada kalıyor artık. Bir süre. O yüzden. Boş bırakmıştım zaten. Kapatıyor. 3 taneden. 6 tane yapar ve muhtemelen. Yo, 4 tane mi basmışız? Peki. O zaman 8 tane yapmış. Bize kaç lazımdı? 3 mü lazımdı? Pekala. Hemen. 8 tane keten kumaş. Hemen gidelim. 8 tane de keten kumaş yapalım. Buradan 8 tane. Tam ihtiyacımız kadar yapıyorum ki sonrasında ipliklerin tamamını kumaşa harcamayalım. Belki iplik lazım olacak ileride. Bu arada depomuzla ilgili problemimiz demin gördüğünüz gibi materyale yetmedi. Depoyu geliştirebilirim arkadaşlar. Depoyu geliştirebilirim. Çünkü bunu sattırmak çok mantıklı değil. Su dolu kova zarar ettiriyor arkadaşlar. Evet. Burası okey. Yeni aldığımız arkadaşlardan bir tanesini, meslek sahibi olmayan birini, hepsi de ikiymiş. En yeteneksiz şu arkadaş gibi duruyor. Hepsi iki ama sıkıntı yok. Pazar tezgahına koyuyoruz. Şimdi bu pazar tezgahına gelelim. Diyecek ki ne satayım arkadaşım ben? Mal türünü değiştir. Sen de yemek. Oradakileri bitirene kadar en azından su dolu kovaları satın arkadaşlar. Daha 90 tane varmış. Bunları bitirene kadar su dolu kova satacaksınız. Çünkü benim bunları satmak için 90 taneyi falan bir köy değiştirip gitmem çok faydalı değil. Gerçekten 7'ye falan satıyoruz. Hiç hoş değil. Bu arada mahsullerimiz daha olmadığı için herhangi bir şey yapamıyoruz. Yalnız şu an hangi mevsimdeyiz? Bahardayız ama benim üzerimde kışlıklar var arkadaşlar. Hemen şunu çıkaralım. Bunu da sıradan tunik değil. Bu gömleği takalım. Kendi ayakkabısını takalım. Şunu çıkaralım. Bu aşırı soğuk için bir şeydi. Başka. Bu kalsın. Bununla bu da kalsın. Tamam. Şu an için gayet iyi duruyor. Ne dersiniz? Bu ikisi. Bu üçü kendisi. Bir de şapka. Bunlar zaten kışlıktı. Evet. Kalabilir. Şimdi düşünüyorum arkadaşlar. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Öncelikle depo limitimizi arttırmak istiyorum arkadaşlar. Depo limitini arttırmak istiyorum. Depolardan gıda deposu değil, kaynak deposu 2'yi kondurdum. Hadi yapalım bunu. Kütük yetmiyor. Peki şu ana kadar biraz toplamışlardır diye
Düşünüyorum. Evet, toplamışlar. Kürkü alalım, kovayı alalım, deri üstümüzü alalım. Taşı alalım, lazım olur. Çubuğu alalım. 70'te sikke satmışlar. Tamam. Devam. Lütfen yetsin. Yani yetmemesi kötü olur gerçekten, gidip kaynak toplamak istemiyorum derken kalas, alt kalas, kalas, bayağı kalasa ihtiyacımız var. Evet, o zaman ne yapalım? Şu karşıdakini de yapalım da. Tamam, kalas ihtiyacımız var. Hadi kalas çıkaralım. Biraz rica ediyorum, izin verirseniz. Şöyle 30 tane yapsak 2 ile çarpacak değil mi? 60 tane yapacak. 60 tane de yeter herhalde. 6-6 falan istiyordu. Kaynak deposunu yaptık. Evet, üstleri, çatıları falan daha da güzel oldu gerçekten. Geliştiği belli oldu arkadaşlar. Bindi 2000'e yükseldi. Şu an gayet iyi konuma geldi depo kapasitemiz. Şimdi ne yapalım? Bakalım, düşünüyorum. Şunları alayım. Alalım. Bunları alalım. Taş alalım. Bu arada buradayken hemen hazırdan şöyle bir bakalım. Kürekleri var, çapaları var, çantaları var. Kazmalarımız var. Bıçak, balta nerede? Balta bitmiş. Arkadaşlar, balta bitmiş. Ve yakacak odunumuz yok. Hemen taş baltaları şöyle buraya bırakalım. Buraya hemen dükkan bırakmışlar zaten. Yok, ben istedim ki geç bıraksınlar. 38 tane de hepsini yapacak odun. 2 tane, 5 tane. Evet. Hemen birkaç tane varsa bile onları da harcıyorlar. Yakacak odunları da kendilerine teslim edelim. Şöyle depolarına gelin. Alın arkadaşlar. Üşümenizi istemiyorum. Evet. Şu an sol üstten hemen yakacaklar da kayboldu. Bir daha bakalım şöyle. Küreğimiz var. Çapamız var. Çantamız var. Çapa çanta. Okey. Buraya suni gübre. Ha, buraya tıkladığım için suni gübreleri vardır yoksa. Evet, var, tamam. Başka bronz bıçak. Artık bıçak da azaldı arkadaşlar. Bıçakta yapmamız gerekecek balta. Bronz olduğu için çok baydılar ama belli ki artık sıkıntı çıkacak. Çubuğumuz vesaire yok. Peki şöyle bir şey. Saat kaç? 15:54. Ne dersiniz? Gidip Granica'nın orada kuzeyden, şurada bir yerdeydi. Bir maden yapalım mı? Bronz aletler üretelim mi? Şu an köyde yapabileceğimiz bir şey var mı? Tarım olabilir. Gerçi dur, tarım varsa onu yapalım. Civcivler. Civcive takılıyormuşuz bu arada. Bunlar çalışmıyor gibi görünüyor ama. Şimdi 5 aldım. Ha, buraya ekmişler. Lahana ekmişler. Ekelim. Keten. Her şey ekiliyor. Peki siz hepiniz her şeyi ektiniz mi? Haşhaş. Ekmişler. Yulaf.
Yulaf ekemiyorlar mı? Ha, yulaf şeyimiz olmadığı için ekemiyorlar. Yulaf buluruz. Keteni. Lan helal olsun lan sizlere. Havuç ekmişler. Keteni ekmişler. Çavdar. Ha, çavdarı ekeyemedikleri için ekmemişler. Buğdayı ekmişler. E siz boş bayağı zamanınız var arkadaşlar. Ben size yeni tarlalar yapayım. Ne dersiniz? Burada da muhtemelen haşhaş tohumu olmadıkları için yapamamışlar. Peki şöyle ben size hemen şuraya tarla kurayım. Buradan itibaren şöyle. Ya da bir dakika. 7 tane ağaç kes vardı. Yan yana 2 tarla koymalık şu ağaçları kesebilirim. Ne dersiniz? Evet, hadi bunu yapalım. İki tane daha tarla koyalım. Aynı anda iki iş yapmış olalım arkadaşlar. Şöyle geniş arazileri açalım. Gerçekten ölmek istemiyorum yani. Gerçekten ölmek istemiyorum. Fulcandayım. Fulcanda tekler mi o ağaç bilmiyorum ama %60 can götürdüğünü gördüm bir tanesinde. O yüzden yarı canın altında hiçbir şekilde ağaç mağaç kesmiyoruz arkadaşlar. Hatta full can keselim. Hata payımız olsun. Üstümüze düşerse. Arada görevi şöyle seçelim de. Kaç olduğunu bilelim. Madem başladık bitirelim bari. Katlandık. Kaynakları da alalım. Üç tane daha yapalım. Daha keseceğiz çünkü. Kaç oldu? Hala 16. Ha, 16 olur, kalır tabi. Kesmiyoruz ki. Kestiklerimizi. Lan. Bir şey deneyeyim mi? Headshot atsam tek de ölür mü? İki headshot da ölüyormuş. İki headshot da ölüyormuş. Kaç 16 4 tane daha keseceğiz arkadaşlar. Şunları bitireyim. Hemen
için 4 tane daha. Şuradan hatta bunu neyse vurdum artık. Bir an önce benim demir materyaller üretebiliyor olmam lazım ya. Çok şey. Ve görevi tamamladık arkadaşlar. Süper. Diplomasi de ilerledik. Hemen puanımızı verelim. Ne diplomat diyor. Hanedan şöhreti. Diplomasideki puanlarımız çok önemli çünkü alım satım oranında 130'lar. Ona kesinlikle veriyoruz çünkü hayvancılıkta çok başta hayvan almak için ilerlerken alım satımda çok değerli olacak. Her aldığımız, her sattığımız şey bizim için önemli. Ne kadar çok karlı bir şeyler yaparsak o kadar iyi olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam. Ha, görev bitti. Aa, şimdi açık alan açmam lazım. O zaman şunları açalım hadi. Hadi bunları açalım. Paydos ettiler ama yarın için çalışacakları bir alan oluşturmak istiyorum onlara ki boş durmasınlar, işlerini bitirmişler duruyorlar arkadaşlar. Okey, şimdi burası tamam mı? Şu bir tane daha var, engel olmaz muhtemelen ama riske atmayalım. Şimdilik gelelim binalar, çiftçilik ve arazi. Hadi buna şuradan itibaren kaça kaç yapıyorduk? 16'ya 4 yapıyorduk. 16'ya 4, bir 16'ya 4 daha yaparsak birleşik yapalım. Çok şeyden uzaktan olmasın, diğer köyümüze de çok uzak görünmesinler. 15-16'ya 4. Güzel. Yarın buralıyı kazmaya başlarlar bu arkadaşlar. Peki neyi yapalım bunları? Şöyle bir şey. Bir şey aldım. Keten yerimiz var. Havuç yerimiz var. Lahana yerimiz var. Pancar yok. Soğan yok. Haşhaş var mı? Şöyle bakalım. Buğday, havuç, keten, lahana, yulaf, çavdar var. O zaman şunu, ha bu ne yeri? Bu haşhaş yeri değil mi? Evet, bu haşhaş. E tamam, haşhaş diye belirlemişiz zaten bunu. Tamam, haşhaş yazalım. He. Haşhaş yerimiz olmuş. Şimdiki 8'e de pancar ya da soğan arkadaşlar. Değil mi? Pancar olsun hadi. Kaydet. Buna da pancar diyelim. Arazi 9'da son ekmediğimiz ürün olan soğan olacak. Kabul et. Yok. Şuna da H yazıp soğan yazalım. Oldu mu? Şimdi ekmediğimiz bu sırada biri var. Bu sırada var. Bu sırada var. Bu var.
Bu var, bu var, bu var, bu, bu, şu. Ha, bunlar şeyler. 1, 2, 3, 4. Demek ki neymiş? 5 çeşit de ağacımız varmış arkadaşlar. Okey. Bunların hepsini, tüm ürünleri ekmiş olduk. Tahıl ürünlerini. Ağaç olarak da 5 tane yerimiz var. Onlara da güzel bir alan bakalım. Şu an değil ama şu karşı tarafa, hatta şey tarafına asacağım arkadaşlar. Şu ileride şey vardı ya, sahil tarafına böyle meyve bahçeleri gibi yapabiliriz. Tam olarak şuralardan bahsediyorum, yani şuralardan vesaire. Böyle meyve bahçelerimiz olsun. Tarım alanı burası, meyve bahçeleri orası olsun. Hayvancılık ortada. Şurada mahallelerimiz karşıda, sahil tarafını gören yerde. Yani güzel. Şu aralar şeylere hiç girmedik bu arada. Gördüğünüz gibi dekorasyona köyümüz kendi kendine yettiğinde arkadaşlar, böyle rahat rahat eğlene eğlene köyümüzü dekore edeceğiz. Hatta beğenmediğimiz bir yeri kaldıracağız, başka yere taşıyacağız. Hoşumuza nasıl giderse onu yapacağız arkadaşlar. Ama şu aşamada hala köyümüz kendi kendisine yeten bir köy değil. Ve hala birçok bina ve hayvancılıkta şeylerimiz eksik arkadaşlar. Bina levellerini arttırma, upgrade etme vesaire yapamadık. O da şundan, yemek mi? Açlıktan kırılıyorlar arkadaşlar. Şöyle yapalım, hemen elimizdeki etleri pişirelim. Öyle 100 tane pişirelim. Artık nüfus arttığı için fazla fazla yiyorlar. Onu dikkat edemiyorum. O yüzden 100 tane pişireceğim. Niye hepsini pişirmiyorsun diyenlere arkadaşlar, şimdi mahsulleri alınca bunlarla etlerle yahni mahni yapıyorduk ya, onlar çok para ediyor. O da et istiyor. O yüzden eti pişirmiyorum ki şimdilik kalsın. Hadi 100 tane atalım size. Artık gitmeli diyecektim ki gitti. Şimdi şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Günün sonuna geliyoruz. Ney bu? Domraka değildi. Aa, benim yürüyeceğim şey nerede? Nerede o arkadaş? Kaybolmuş. Samboja. Samboja uyuyor. Neyse, bugünlük kendisiyle görüşemedik. İlişkilerimizi arttıramadık. Problem yok. Şu an bir bakıyorum. Tarım alanlarımız, hayvancılık ve mahallelerimiz, üretim yerlerimiz vesaire. Şu an gayet güzel. Herhangi bir ihtiyaçları yok. Köydeki herkesin karnı tok, sırtı pek arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Evet, bir saate de yaklaştığımız için şimdilik her şey yolundayken bu bölümü de böyle noktalayalım. Manzaraya karşı şöyle, hatta şöyle yapalım, böyle köyümüze bir sahilden şöyle bakalım ve bu arada çok susamışız ya. Biraz da karnımız tok olsun. Köydekilerin karnı tok, sırtı pek dedik ama biz kendimize bakmadık.
Gerçi %20 bunlar zehirliyor. Bunlar hadi kumar oynayalım. Bunu yapmayın arkadaşlar siz. Evet, bayağı doyduk. Evet. Gayet iyi konumdayız artık. Dediğim gibi şöyle manzaraya karşı köyümüze sahilden bir bakış. Bu bölümde birçok şey yaptık arkadaşlar. Biraz görev yaptık. Köyümüzün ihtiyaçlarını karşıladık. Yeni tarlalar yaptık. Gelişimimize devam ediyoruz. Gayet iyi konumdayız. Köydeki herkesin mutluluğu olmasa da karnı tok, sırtı pek arkadaşlar. Bir sonraki bölüme kadar kendinize dikkat edin. Bay bay.